Yavuz, girdiği ikinci savaşında da mutlak bir galibiyet kazanmıştı. Memlüklere sonun başlangıcını yaşatan bu savaş, Yavuz'un taktik dehasının ve sarsılmaz iradesinin bir sonucuydu. Bu savaş, çevre ülkelerde duyulduğunda derin bir korkuya sebep olmuştu. Fakat Yavuz'un durmak gibi bir niyeti yoktu. Kaçan Memlüklüler Kahire'ye kadar toparlanamadı. Önünde herhangi bir kuvvet kalmayan Yavuz, Gazze'ye kadar ilerledi. Bu sırada ölen Kansu Gavri'nin yerine Tomanbay hükümdar olarak seçilmişti. Memlüklüler Gazze bölgesinde Canberdi Gazali komutasında küçük bir birlikle direnç göstermek istedilerse de Sinan Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Canberdi Gazali'nin kuvvetlerini rahatlıkla ezdi. Yavuz'un önünde artık tek bir engel vardı. Filistin ile Mısır arasındaki susuz kum çölleri. Tarihte bu çölü Persler ve Büyük İskender dışında aşan olmamıştı. Bu yüzden bu yola Fatihler yolu denilmekteydi. Osmanlı ordusu çölü geçtiği sırada Allah'ın bir lütfu olarak yağmur yağdı. Yağan yağmur ordunun su ihtiyacını karşıladığı gibi kum tanelerinin de katılaşmasına sebep olup ordu ağırlıklarının nispeten daha kolay geçirilmesini sağladı. Bu sırada Tomanbay, Kahire'nin kuzeydoğusundaki Rizaniye mevkiinde mevzi almış vaziyette sanki bir kaleyi savunuyor gibi Osmanlı ordusunu beklemekteydi. 22 Ocak 1517'de bu iki büyük ordu karşılaştı. 50 bin kişilik kuvvetle tuttuğu Ridaniye'deki harp cephesinin iki ucu da doğal engellere dayatılmıştı. Cephenin sağında El Mukaddem Dağı, solunda da Nil Nehri bulunuyordu. Bu iki doğal engel arasında uzanan cephe askerlerle tutulmuş, ayrıca hendek ve siperler kazılarak iyice mevzilenilmişti. Frenklerden temin edilen 200 top ile İskenderiye'deki toplar buraya getirilmişti. Ayrıca Frenklerden topçu ve tüfekçi de getirilip cepheye yerleştirilmişti. Böylece Mercidabık'ta Osmanlıların zafer kazanmasına hayli etkisi olan ateşli silahlarla bu defa Tomanbay Türklere karşılık verecekti. Osmanlı ordusunun başkumandanı Yavuz Sultan Selim yaptırdığı keşiflerle ve de casusları vasıtasıyla düşman cephesinin durumu ve Tomanbay'ın harp planını öğrendi. Düşmana cepheden yapılacak bir taarruz Türk ordusu için çok ağır zayiata neden olup korkunç sonuçların doğmasına yol açabilirdi. Buna meydan vermeden savaşı kesin şekilde kazanabilmek için Memlük ordusunun yan ve gerilerine taarruz edilmesi lazımdı. Geriye uzanabilmek için de ya Nil Nehri'nin ya da El Mukaddem Dağı'nın aşılması gerekiyordu. O bölgede köprü bulunmadığı gibi başka vasıtalarla da Nil sularının düşman ordugahının hemen yanı başından geçilmeye çalışılması imkansız denecek derecede tehlikeliydi. Buna karşılık pek yüksek olmayan El Mukaddem Dağı'nı ustaca bir manevra ile dolaşıp düşman mevzilerinin gerisine ulaşmak mümkündü. Böylece Memlük ordusu hem iki taraftan sıkışacak ve o çok güvendiği fakat manevra kabiliyeti olmayan sabitlenmiş topları kullanılamadan savaş sonuçlanacaktı. Padişahın bizzat kendisi bir kısım süvari kuvvetlerinin başına geçerek geceden El Mukaddem Dağı'na gidip burada gizlendiler. Böylece Tomanbay'ın ordugahına yan gerisinden yani güneydoğu istikametinden taarruz imkanı elde edilmişti. Yavuz Sultan Selim'in bu dahiyane planı dünyanın ender kumandanlarından olduğunu göstermiştir. Memlük ordusunun karşısındaki bölgede savaş düzeni alındı. Buradaki kuvvetlerin sağ kolunu Anadolu Beylerbeyi Mustafa Paşa, sol kolunu Rumeli Beylerbeyi Küçük Sinan Paşa kumanda ediyordu. Ortada da Vezir-i Azam Hadım Sinan Paşa bulunuyordu. 22 Ocak 1517'de sabahın erken saatlerinde karşılıklı top atışlarıyla savaş başladı. Osmanlı toplarının menzilleri daha uzun menzilliydi ve Memlüklerinkine nazaran daha uzağa atış yapabiliyorlardı. Fakat Memlüklüler toprağı iyi tahkim edip çok iyi mevzilenmişlerdi. Bu atışlardan neredeyse hiç etkilenmiyorlardı. Memlük askerleri sanki bir kaleyi savunuyorlarmış gibi Osmanlı askerlerinin üzerlerine gelmesini bekliyor, yerlerinden kıpırdamıyorlardı. Osmanlı askerlerinin bu şartlar altında taarruzu çok büyük zayiatlara neden olacağından onlar da taarruza kalkamıyor fakat top atışlarıyla düşmanı baskı ateşi altına alıyorlar, böylece düşmana da hareket imkanı vermiyorlardı. Çarpışma başladıktan yaklaşık 1-2 saat sonra El Mukaddem Dağı'nı aşan Yavuz düşman geri bölgesine sızdı. Memlüklerin geri bölgelerine bıraktıkları az sayıdaki birliği hızlıca yardılar ve Ridaniye köyünün içine asıl savunma hattına geriden saldırdılar. Tomanbay ve komutanları neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Yavuz'un geriye sızmasıyla Memlük topları başındaki askerler topları bırakıp kendilerini savunmaya çalışırken Osmanlı ana kuvvetleri de hücuma geçti.
İki ateş arasında kalan Memlükler çaresizce kendilerini savunmaya çalışıyorlardı. Yapacak hiçbir şey kalmayan Tomanbay, Osmanlı padişahına direkt bir saldırı yapıp padişahı öldürmeye ve bunun oluşturacağı moral bozukluğuyla çarpışmayı kendi lehine çevirmeye karar verdi. Yanına topladığı cesur adamlarla Osmanlı cephesine yıldırım gibi saldırdı. Cepheyi yardı ve merkez kuvvetlere ulaştı. Bu kuvvetlerin başında bulunan Vezir-i Azam Sinan Paşa, Alanbay, Kusbay, Ramazanoğlu Mahmut Bey ve Baş Hazinedar Ali Ağa, Tomanbay'ın bu saldırısında şehit oldu. Fakat bu kuvvetlerin başında Tomanbay'ın sandığı gibi Yavuz Sultan Selim yoktu. O geriye sızan süvari birliğinin başındaydı. Bu saldırısından da bir sonuç elde edemeyince Tomanbay yanına aldığı adamlarla savaş alanından kaçtı. Savaş akşam saatlerine doğru bitti. Yavuz, Ridaniye Savaşı'yla Memlüklere karşı ikinci bir kesin zafer daha kazanmıştı. Memlüklerin Ridaniye ordugahı bütün toplarıyla birlikte ele geçirildi. Birçok kaynağa göre savaş meydanında Memlüklerin bıraktıkları ölülerin miktarı 25 bini buluyordu. Zaferin kazanılışının ertesi günü Yavuz Selim, karargahını Kahire'nin karşısında bulunan Vastaniye'ye kurdu. Her ne kadar savaş kazanılmış olsa da Kahire'de direniş hala sürüyordu. Kaçan Tomanbay topladığı adamlarla şehre saldırdı. Saldırı sırasında Kahire halkının desteğini alan Tomanbay çok büyük zayiata sebep oldu. Fakat bu girişiminden de bir sonuç alamayarak tekrar kaçtı. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan Tomanbay yakalandıktan 15 gün sonra Yavuz Sultan Selim'in emriyle başı vurdurularak idam edildi. Bu zaferle birlikte 1250 yılında kurulan 267 yıllık Memlük Devleti yıkıldı. Yavuz Selim tahtı devraldığında 2 milyon 375 bin kilometre kare olan Osmanlı topraklarını 8 yıl gibi kısa bir sürede 2,5 kat büyütmüş ve öldüğünde imparatorluk topraklarını toplam 6 milyon 557 bin kilometre kareye çıkartmıştı. Yavuz Sultan Selim'in padişahlığı döneminde Anadolu'da birlik sağlanmış, halifelik Mısır Memlüklerine bağlı Abbasilerden Osmanlı hanedanına geçmiştir. Ayrıca devrin en önemli iki ticaret yolu olan İpek ve Baharat yolunu ele geçiren Osmanlı, bu sayede Doğu ticaret yollarını tamamen kontrolü altına almıştır. Bunlara ek olarak Kıbrıs için Memlüklere vergi ödeyen Venedikliler, bu vergiyi artık Osmanlı Devleti'ne ödemeye başlamışlardır. Videoyu sonuna kadar izlediğin için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Gelecek haftalarda görüşmek üzere, kendine iyi bak.